Bir baktın bir çocuk kalabalığın arasından fırlayıp geldi. Zıplaya zıplaya şeyde vuruyor. Metin abi, Metin abi diyor. Bana diyor ayakkabının bağını verir misin? Şimdi ben ne yapayım ne yapayım derken otobüs hareket etti. O sırada bir baktım ki çocuğun ayakları çıplak. Türk sporunun önemli isimlerinden Metin Kurt kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çizgi Metin olarak taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan sembol isimlerden olan Metin Kurt, Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kurucusuydu. Aktif futbol yaşamını Kayseri Spor'da sonlandıran Kurt, Galatasaray ve milli takımda çok sayıda şampiyonluk yaşadı, birçok başarıya imza attı. Çizgi Metin, Türk sporuna devrimci bir soluk kazandırma çabasıyla tanınıyordu. Kurt, kendisine takılan çizgi lakabıyla özdeşleşen futbolunu halkçılıkla açıklıyordu. Ben halk adamıyım. Sahada halka en yakın olan yer neresi? Çizgi. Bu nedenle çizgiden başka yerde oynamam. Finans kapital bugün sanat, kültür, spor, müzik bütün bu alanları metalaştırmıştır. 1976 yılında Türk sporunu grev hakkıyla tanıştıran isim yine Çizgi Metin'di. Galatasaray 1976'da Türkiye Kupası'nda finale çıkma primini 10 bin lira olarak belirler. Ancak takım adını finale yazdırmasına rağmen ödeme bir türlü yapılmaz. Bunun üzerine Türk futbolunun sol açığı Çizgi Metin antrenmana gitmeyerek greve gider. Dönemin önemli futbolcuları Yasin, Gökmen, Büyük Mehmet'in de katıldığı eylem Türk sporunun ilk grevi olarak tarihe geçer. 1970-1976 yılları arasında Galatasaray forması giyen Çizgi Metin, kulübün 70-73 döneminde kazandığı 3 lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Milli takım formasıyla 37 maçta ter döken Metin Kurt, 1969 yılında Eko Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Tabanı oyun olmayan spor, emeği yutan bir batakhanedir. Şimdi ama bugün artık öyle bir duruma geldi ki iş, tribünler de metalaştı. Yani sporda, bu girmiş sporunda artık barış masaldır, savaş esas. Hiçbir şut emekçi kalesine girmeyecek. Önce sporda ter dökenler kazanacak sloganıyla Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kuruluşuna da önderlik etti Çizgi Metin. Sendika sporcuların özlük hakları için birçok çalışmaya imza attı. Metin Kurt 2011'de yapılan genel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul Milletvekili adayı olmuştu. Metin Kurt gibi yalnızız ceza sahasında. Çizgi Metin Türk rock müziğine de konu oldu. Türk rock grubu Kesme Şeker, Doğdum Ben Memlekette albümünde Metin Kurt Yalnızlığı isimli bir parçaya yer verdi ve parçayı kapağına taşıdı. Metin Kurt gibi yalnızız ceza sahasında. Şimdi bu sahneyi de dikkatle izleyelim. Vurdu Metin, gördüğünüz gibi sekti ve gol. Önündeki bir kümseye çarptı top, sekti ve böylece 55. dakikada şu şekilde gördüğünüz gibi ikinci gol de kaydedildi. Ne güzel, ne güzel.